yufkalarınızı bu boyuta gösterdim. Kesiyorsunuz. Yani bir yufkayı yaklaşık 24 ile 30 parça gibi bölmeniz gerekebilir. Şöyle de suyumuz hazır. Bunları güzelce saracağız. Ama ondan önce hemen iç harcı göstermek istiyorum. Şöyle tavamın altını açtım. Kendi halinde ısınsın. Bir tane soğana ihtiyacım var. Soğanımı yemeklik doğrayacağım. Soğanları önceden kavurmayacağım. Kıyma ile aynı anda olacak. Şimdi hemen buzdolabından kıymamı alacağım. Orta yağlı dana kıyma kullanıyorum bugün. 250 gram yeterli. Şöyle önce 1-2 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ettim. Hemen içine kıymalarım. Soğanları da aynı anda göndereceğim. Hemen tuzumuzu da ilave edelim. Çok çabuk yumuşasınlar. Bence bunun içine bir parça da tereyağı atalım. Hem soğanlarım şöyle güzelce karamelize olsun. Hem de böyle biraz daha lezzetini arttıralım. Bu orta ateşte kendi halinde pişecek. Ben ara ara bakacağım böyle kıymaları ve soğanları ezeceğim. Pişmeye yakında biraz sarımsak ekleyeceğim. Bir tane yufkayı bu şekilde koyuyorsunuz. Şöyle bir tane pipete ihtiyacınız var. Aynı sigara böreği sarar gibi. Bu şekilde düzgünce arada şöyle kendinize çekerseniz herhangi bir kabarma olmaz. Sonra suya batırıyorum. İşte hazır. Yavaşça çekiyorsunuz. Şimdi yavaşça yağımın içine bunları atıyorum. Çok fazla sıkıştırmayın. Hızlıca kızaranları almam gerekiyor. Şimdi bir yandan da kıymamı tekrar ezeceğim. Yavaş yavaş bütün malzemelerimi ekleyeceğim içine. Ben sadece birazcık tuz koymuştum. Şimdi kıymam suyunu çektiği için hemen içine sarımsaklar. Şöyle iki diş gayet yeterli olacak. Hemen sarımsağımı da kavuruyorum. Şimdi içine sevdiğiniz bütün baharatları ekliyorsunuz. Biraz karabiber koyuyorum ben. Yine biraz tuz ekleyeceğim. Şöyle hafif bir pul biber. Şuradan da yine birazcık kırmızı toz biber alalım. Yani bir çay kaşığının yarısı kadar herhalde hepsinden yeterli oluyor. Sadece tuz biraz daha fazla. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Hemen içine şöyle bir dolu dolu tatlı kaşığı da biber salçası ekleyeceğiz. Şöyle dolu dolu. Güzelce bütün malzemeyi emsin. Rengini kıymamıza versin. Şimdi geldik son dokunuşumuza. Ne yapacağız? Tabii ki yoğurt. Hemen içine birkaç diş sarımsak rendeleyeceğim. Hemen şöyle içine. Ben bu arada süzme yoğurt kullanıyorum. Çünkü çok likit olmasını istemiyorum. Biraz tuz. İyice karıştıralım hepsini. Salçam da güzelce kavruldu. Bütün rengini hem kıymama hem soğanıma hem de yağ verdi. Onun da altını kapattım. Bir an önce servis yapalım o zaman, değil mi? Tabağın tam ortasına bolca yaptığım sarımsaklı yoğurttan koydum. Şimdi kozalak mantıları yerleştiriyoruz. Üstüne bence biraz da maydanoz iyi gider.